Bugün yine toy günlerimizden bir tanesi. Çünkü çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Tolga Akılın Beyefendimiz, Yasin Öztürk Vekilim ve Burcu Hanım Genel İdare Kurulu üyemiz bizleri ziyarete geldiler. Teşkilat ve sandıklarla ilgili, seçim işleriyle ilgili parti içi eğitim alacağız. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz efendim. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 4 ay önce Türkiye'de 2021 yılının 20 Haziran'ında bir erken baskın seçim olacağını, yani erken dedim aslında ünlem. Türkiye'de artık erken seçimler dönemi kapandı. Baskın seçim olacağını varsayarak ve yine partimizin bu seçimlere tek başına girebilme ihtimalini göz önüne alınarak tek başına gireceğini de varsaymak suretiyle bir seçim hazırlık çalışması başlattık. Bu seçim hazırlık çalışmasının nihayetindeki temel hedefimiz şudur. Türkiye'de 195.784 tane gezici ve cezaevi sandıkları da dahil olmak üzere bizdeki verilere göre mevcut sandıkların tamamına sandık güvenliği dikkate alınarak tamamına nüfuz etmek, o seçim sabahı saat 6'da 195.784 temsilci ve devam eden sorumlularımızla sandık merkezlerinde olmayı, Türkiye'de 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmış olduğumuz seçim işbirliği ile başlayan sandığa hakimiyet ve güveni, yani sandığa hakimiyetin politik sonuçlarını Türkiye'ye göstererek öncelikle mahalli seçimlerde, o ıslak imzalı tutanakları elimize aldığımızda, yani sandığa hakim olduğunda muhalefetin Türkiye'nin kaderini, politik kaderini de değiştirebileceğini göstermek suretiyle başlattığımız o sandığa güven iklimini, artık Türkiye'de iyiler var, dolayısıyla da sandık güvenliği diye bir sorun yok yargısına seçmen nezdinde ulaştırmayı hedefliyoruz. Partinin kalkınmacı ekseni vahşi liberal kapitalist bir düzen içerisinde değil, sosyal devletçi, devletin eşitsizlikleri, ekonomik eşitsizlikleri giderebileceği ve bu anlamda da piyasaya müdahil olabileceği bir ekonomi modelini kabul eden bir ekonomik eksendir. Bu pandemi koşullarında dünyada yaşanan sorunları görüyorsunuz ve milli devletlerin insanlar için aynı zamanda ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu da sanırım hepimiz görebildik. Yani dolayısıyla parti Türkiye'nin değerler merkezinde Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini ve kurucu kadrolarını dediğim gibi içselleştirmiş, yetmemiş. Bunu 21. yüzyıla taşıyacak ve burada da tahkim edecek ve uzun süreli bir refah devletini hedefleyen kadrolardan ve ilkelerden oluşmuş bir yapıdır İYİ Parti.